Kaiser Wilhelm. Evet. Atla giriyor. O atla giriyor. Atla giriyor. Almanya öbüründe... İmparatoru Sultanahmet zamanında orayı ziyarete gider efendim Wilhelm. 80. Yalnız bizde, yalnız kendilerine göre bir zarafet göstermiş. Üstüne karı koca, Kaiser'in Augustus'ta şeyde beyaz harmaniye sarıyorlar. Hacı harmaniyesi, üniformanı üzerine. Onların o kadar incelik yani. Bir de orada bir bildirisi vardır onu. Ben hepinizin kurtarmasıyım. Efendim onu ya. Şam'da attı. Şam'da onu karıştırıyorlar. O Gezi'dedir o gene. Şam'da. O Gezi'de işte. Selahaddin Hazreti, Selahaddin Eyyubi türbesinin yanında ki sonradan oraya biliyorsunuz ziyaretten sonra bir de bizim ilk hava şehitlerimiz oraya gömülecek Hazire'ye. Orada bir nutuk attı. Ben 300 milyon Müslümanın dostuyum Kaiser olarak. Bunu o da birisi daha var. Biraz ilerisinde birisi daha var. Selimiye'de. Sultan Vahdettin. Sultan Vahdettin evet. Sonra geldi. Evet. Hocam onu Kaiser Wilhelm kendisi mi atmıştır nutku yoksa? Hayır hayır. Birisi Kaiser gaz mı nutuk atmaya bayılır. Onun böyle bir çatlak ince bir sesi vardır. Yani çok mizah konusu edilen böyle falan mesela manevralarda söylerler. Name diye bağırır böyle albaya tekmini böyle hızlı istiyor. Onun bir fıkrası vardı. Nasıldı o? Şey için alay ederler bunu. Neydi? Şimdi vakit olacak mı bilmiyorum. Söyle söyle. Şimdi teftiş ediyor. Kaiser manevr işte Das Jahr 97 diyorlar. 97 yılı. 97 yılı Kaiser manevraları. Geliyor böyle dizilmiş herkes. Birinin önüne geliyor. Name diyor. Adam işte Ritz von Frankenstein falan diyor böyle. Ferde Yavul Majestät diyor. Demek? Aklı mısın? Evet majesteleri diyor. Vater Oberst diyor. Baban o da albay. Geçiyor gidiyor. Ertesi sene Kaiserslautern 98. Gene geliyor aynı yere. Name? Ritz von Falkenstein. Vater Oberst. Baban albay. Ferde Yavul Majestät diyor falan aklı geçiyor mısın, sesle. Evet. Ertesi sene bir daha geliyor 99'da. Name diye bağırıyor. Bu sefer o Ritz von Falkenstein Vater Obersgefährdet Majestät diyor. Babası albay, efendime baba söyleyeyim. Albay. Babası al baba albay atlı. Herifin cevabındakilere ah was ein intelligentes Regiment diyor. Ne zeki bir albay ne soracağımı başından biliyor muyum? Yani böyle bir şey, talihsizlikleri olan biri. Aslında Kaiser Wilhelm talihsiz bir hükümdar tipi biliyorsunuz değil mi bunu? Kaiser, Kraliçe Victoria'nın çocukları Avrupa'yı yönetiyordu. Yani torunu ve oğlu İngiltere kralı. Öbür torunu ve karısı da torunu Rusya çarı. Ve tabii Alman imparatoru da bunun torunu. Hepsi de birbirine benziyor. Ve Kaiser Wilhelm çok iyi İngilizce bilirdi. Çünkü anası Victoria'nın kızı zaten. Fakat o yüzden de müthiş bir İngiliz düşmanı oldu. Bir annenin yanlış tedavisi. Yani İngiliz doktorları celbedip kendi doktorlarını küçümsemesinden dolayı şu kolu sakat kaldı, sol kolu. O yüzden mi sakat? Evet, bir şey vardı, bir... Çok görülen bir iltihap oldu. Onu halledemedi İngiliz doktorlar. Anne onları getirmeye rağmen. Bir de galiba annenin baba hastaydı biliyorsunuz psikolojik olarak. Mabeyinciyle ilgisi vardı. Galiba değil öyle. Bu olaylardan dolayı müthiş bir İngiliz düşmanıdır Kaiser. Almancıdır. Fakat Kraliçe Victoria da onun kollarında ölmüştür. Anneannesini de çok severdi. Yani böyle bir yapılanma var. Ve çok iyi bir komandan değil, çok yüksek seviyede bir devlet adamı değil mutlaka. İşte böyle kendi olayları içinde Türkiye'nin ittifakına çok önem veriyor. Üç kere geliyor değil mi hocam Türkiye'ye? Üç kere geldi. Hiç kimse onu kadar gezmedi burada. Şeyi okuyorum ben şimdi, bu savaştan önce, tam Birinci Dünya Savaşı'nın, yani savaş ilanından önce Almanya ile İngiltere'nin, Kaiser'in İngiliz kuzenine yazdığı mektuplar var, telgraflar var.
İngiliz hükümdarına. İngiliz hükümdarına. Amcasına, ve, dayısına. Dayısına ve şey. Dayısına, Edward'a. Edward'a ve şey, ne derler? Hay, Birinci Dünya Savaşı'na. O Birinci Dünya Savaşı'ndan evvel. Pardon, İngilizce diyorum. Rus'a canım şeye. O kuzene, kuzenine. Nicky'ye yazıyor. Nicky diye yazıyor. Nicky evet. Willy diye yazıyor bunu. Evet, öyle. Fakat şey enteresan, hükümetlerinden bağımsız, habersiz yazıyorlar. Ama o mektupta zaten çok şey yoktur. O bağımsız yazıp yazmadıkları belli değildir. Yani Kaiser Wilhelm böyle bir şey yazarsa ertesi gün topa tutulabilir haber vermeden. Hmm. Nikola için böyle bir tehlike söz konusu değil. Her şeyi o yarım aklıyla kendi karar veriyordu zaten. bu tip mektuplarda arzulanan, yani wishful thinking dediğimiz, olması istenen şeyleri güya samimi kuzenler olarak yazarlar. Gizli devlet sırlarından ve istihbarattan söz edilmesi söz konusu değildir. Söz konusu değildir. Ve bunlar akrabadır fakat aynı zamanda düşmandırlar tabii.